İnsanlar ve hayvanlar arasındaki bağ oldukça güçlüdür. Ancak içerisinde yaşadığımız şu dünyada ne ekersek onu biçtiğimiz de aşikar. Bu deyim birçok insan için sevgi ve iyilik anlamına gelse de kimi insanın iyilik yapmaya pek niyetli olmadığı bir gerçek. Bugünkü videomuzda ise sizlere bardağın dolu tarafından görüntüler vereceğiz. İşlek bir yolun kenarında kurtarılan bir tembel hayvandan tutun da kendisine yeni bir aile edinen sincaba kadar. İşte karşınızda hayvanları kurtaran ve en tatlı teşekkürü alan insanlar. Tembel hayvan kurtarıcısı. Her ne kadar öyle çok enerjik olmasalar da tembel hayvanlar oldukça tatlı hayvanlardır. Belki minik suratları, belki de bütün gün hiçbir şey yapmıyor oluşları bu hayvanları oldukça sempatik kılıyor. Rio de Janeiro'da işlek bir caddeden geçmeye çalışan bu tembel hayvan kendisini hiçbir hayvanın bulmak istemeyeceği bir konumda buluyor. Neyse ki bir hayvansever zavallı hayvanın yardımına koşuyor. Görüntülerde adamın arabasından indiği, hayvanı yoldan aldığı ve seri bir şekilde yolun karşısında ağaca, yuvasına bıraktığı görülüyor. Tembel hayvan ağaçta ve güvendeyken adam bir iki adım geri atıyor ve el sallıyor. Tembel hayvan kafasını yavaşça çekiyor ve el sallıyormuşçasına kollarından birini kaldırıyor. Tatlılığa bakar mısınız? Tembel hayvanların yavaş olduğunu biliyorduk. Ancak bu kadar görgülü hayvanlar olduğundan haberimiz yoktu. Sincap Bella. Bazı insanlar sincapları nasıl sevmiyor anlamıyoruz. Yani tamam, bahçıvanların mahsullerini kazmak gibi kötü bir alışkanlıkları var. Ancak doğaları böyle, onları suçlayamayız ki. Neyse ki Bartley Harrison gibi insanlar anti sincap düşünceli insanları dengeliyor. 2009 yılında Bartley Harrison ve ailesi bir baykuş tarafından ağır yaralanmış bir sincap buluyor. Sincabı ölüme terk etmektense Harrison sincabı yanına alıyor. Ona Bella ismini veriyor ve 5 ay boyunca normale dönene kadar onu tedavi ediyor. Nihayetinde Bella'nın doğal yaşam alanına dönme vakti geliyor ve öyle de oluyor. Ancak aradan 8 yıl geçmesine rağmen Bella her gün onu kurtaran aileyi ziyarete gidiyor. Minnet diye buna denir işte. Bella'nın hikayesi basit bir iyi niyetin başka birilerinin hayatını tamamıyla değiştirebileceğinin sadece diğer bir örneği. Akbabanın günleri. Bir insanla hayvan arasında bağ oluştuğunda bu oldukça güçlü olabilir. Bahsi geçen hayvan inanılmaz derecede güçlü bir avcı kuş olsa bile. Örneğin Güney Amerika akbabası. Dünyaca ünlü olan bu akbabaya bulaşmak istemezsiniz. Edgardo, Arjantin'de yuvasından düşen bir bebek akbaba gördü. Hiçbir şey yapmadan duruma izleyici kalamayacağının farkındaydı. Edgardo akbabayı kendisininmiş gibi sahiplendi. Sağlığı yerine gelene kadar ona baktı ve sonrasında vahşi doğaya saldı. Ancak hikayenin sonu bu değildi. Edgardo aradan yıllar geçtikten sonra yavruyken kurtarmış olduğu akbabayı görmek için bölgeye geri döndü. Ve oldukça şaşırtıcı bir şekilde akbaba onu tanıdı. Görüntülerde akbabanın kanatlarını açmış bir halde sarılacakmışçasına Edgardo'ya yaklaştığı görülüyor. Bu oldukça beklenmedik bir hareketti. Bir akbabanın bu denli dost canlı olması beklenemez. Ancak bu video bizlere akbabanın Edgardo'yu ailesinden biri olarak gördüğünü gösteriyor. Köpek yavrusunu kurtarmak. Dünyada köpek yavrularını sevmeyen bir insan var mıdır bilemiyoruz. Gezegenimizde bulabileceğimiz en tatlı şeylerden bir tanesi. Onların değerini bilmeliyiz. Bu videoyu izledikten sonra ise bunu daha iyi anlayacağınızı düşünüyoruz. Bu kadın zincirlenmiş ve korkmuş bir köpek yavrusu gördüğünde arabasını kenara çekip yardıma koşuyor. Köpek yavrusunu zincirlerinden kurtardıktan sonra ise sahiplenmeye ve doğru bir şekilde bakmaya karar veriyor. Ancak yolda gittiği esnada bir duygu patlaması yaşamış olacak ki görüntülerde gördüğünüz üzere ağlamaya başlıyor ve köpeğe geçti diyor. Köpek ise patisini kadının eline koyuyor, sanki onu rahatlatmaya çalışıyormuş gibi. İnsanların en sadık dostu köpeklerdir diye boşuna dememişler. İçinde yaşadığımız şu karanlık dünyada ise bu kadın gibi insanların sahiden de birer mücevher niteliğindi. Mitchell'ın pengueni. Hayatınız bir yabancı tarafından kurtarıldığında ona karşı ölçülmez bir minnet duymak kaçınılmazdır. Ancak duyduğunuz minneti göstermek için ne kadar ileri giderdiniz? Bir penguen için cevap tamı tamına 8000 kilometre. Hem de her yıl sektirmeden.
Bu penguen henüz küçük bir yavruyken Joe Pereira de Souza onu Brezilya'daki bir plajda petrole bulanmış halde ölmek üzereyken buluyor. Pierre elbette ki bu penguenin ölmesine göz yumamazdı. Çok geçmeden onu iyileştirdi ve ayrılık vakti geldiğinde onu doğaya saldı. Ancak penguen hayatını kurtaran bu adamı görmek için her yıl 8000 kilometreden daha fazla yol yapıyor. Görüntülerde görüldüğü üzere bu ikili oldukça sıkı fıkı. İçimizi ısıtan ve bizleri bir o kadar şaşırtan bu hikayeden geriye kalansa aralarında 8000 kilometre olan iki kocaman kalp oluyor. Kanada geyiği itfaiyecilere teşekkür ediyor. Buttons adı verilen bir Kanada geyiğinden söz edeceğiz. Tatlı mı tatlı bu hayvanın yaptığı şey görüp görebileceğiniz en harika minnet göstergelerinden bir tanesi olabilir. Washington'ın Kitty Tas bölgesinde dehşet verici bir orman yangını olduğunda itfaiyecilerin yangını söndürmesi günler aldı ve medya tarafından kahraman ilan edildiler. Yerel halk onlarla inanılmaz derecede gurur duyuyordu. Ancak duydukları minneti göstermeyen bir grup vardı. Tabii ki Buttons bunu onlar için yapana kadar. Yangın söndürüldükten sonra Buttons adındaki Kanada geyiği bölgedeki itfaiye istasyonuna gitti. Kendi isteğiyle her itfaiyecinin yanına gitti ve onlara öpücükler vermeye başladı. Sarf ettikleri tüm çabalar için teşekkür ediyor gibiydi. Hali hazırda yerel birer kahraman olan itfaiyeciler Buttons'a hiç bulaşmadı. Hatta onun etrafta istediği gibi gezmesine müsaade etti. Buttons'tan gördüğümüz bu minnet göstergesi sahiden de sık rastlanmayacak bir şey. Sarılan kanguru. Kangurular pek de sevgi dolu olmaları ile bilinen hayvanlar değildir. Yani aslında esasen boksör kimlikleriyle bilinirler. Ancak Abigail öyle bildiğiniz kangurulardan değil. Kendisi dövüşçü değil, sarılıcı. Bunu göstermekten de çekinmiyor. Abigail Avustralya'daki Alice Springs kanguru sığınağına daha 5 aylık bir yavruyken geldi. 10 yıl sonra ise tamamıyla yetişkin bir kanguru oldu. Sığınağın gayri resmi kraliçesi olması bir yana sığınakta edindiği ün dünyada kurtarılan en sevgi dolu hayvan olduğu yönündeydi. Niyesini görmek ise hiç zor değil. Abigail onunla ilgilenen bakıcılara o kadar minnettardı ki onlara her gün kocaman sarılmayı ihmal etmiyor. Bu sıra dışı rutin yıllardır devam ediyor ve sığınaktaki herkes halinden oldukça memnun görünüyor. Köpek Nora. Henüz 10 aylık olan Nora hamileydi ve dışarıda pis bir kafes içinde kapatılmıştı. Hayatının tümünü bu kafes içerisinde geçirmişti. Neyse ki Nora köpeği bu koşullarda bakılma fikrine dayanamayan bir karı koca tarafından kurtarıldı. İşte hayatı o zaman değişti. Nora sahiplenildikten sonra 5 yavru doğurdu. Yavrulardan biri yaşama tutunamasa da geri kalanı hayatta kaldı ve sahiplendirildi. Ancak acı içerisinde bir hayat geçiren Nora hala her şeyden korkuyor. Tabii ki onu sahiplenen Spence çiftinin oğlu Archie ile tanışana kadar. Nora bebeğe kendi çocuğuymuş gibi davrandı. Onu tüm tehlikelerden korudu. Nora doğum yaptıktan 7 yıl sonra sahiplendirilen yavrulardan bir tanesi olan Remington yerel hayvan sığınağına geri döndü. Spence ailesi başka bir köpek isteyip istemediklerinden emin değildi. Ancak Nora ve Remington birbirini bir kez gördükten sonra bu işin başka yolu yoktu. Beraber olacaklardı ve oldulardı. Şimdilerde ise Spence ailesinin çocuklarıyla sanki kendi bebekleriymiş gibi ilgileniyorlar. Minnettar Aslan. Doğru duydunuz, kulağa sanki fıkra başlığı gibi gelse de hikayenin aslı bir kadın ve erkeğin ormanda yaralı bir aslan bulması ve ona yardım etmeye karar almasıyla başlıyor. Aslan neyse ki yardımı kabul ediyor ve sığınağına kavuşuyor. Aslan sığınağına kavuştuktan sonra ise aslanın bir hayvanat bahçesine nakledilmesi hususunda ayarlamalar yapıyor. Ne de olsa hayvanat bahçesinde tüm ihtiyaçları karşılanacaktı. Kolay mı öyle aslana bakmak? Kadının dileği gerçek oluyor ve aslan hayvanat bahçesine naklediliyor. Ardından yıllar geçiyor ve kadın hayatını kurtarmış olduğu aslanı görmek umuduyla hayvanat bahçesine bir ziyaret gerçekleştiriyor. Oldukça şaşırtıcı bir şekilde aslan kadını anında tanıyor. Kadını gördüğü anda içerisinde bulunduğu kafesin parmaklıklarına zıplıyor, kadını kendine çekiyor ve ona adeta sarılıyor. Bir insanı sarılan aslan. Bu takdir edersiniz ki sık karşılaştığımız bir görüntü değil.